Arkadaşlar bugün size özgüvenli insanları nasıl tanırsınız? Bundan bahsetmek istiyorum. Özgüvenli insanların 9 tane net özelliği var. Çıkardım ben bunları. Siz de çıkardığım maddelere şöyle bir bakın. Acaba özgüvenli misiniz, özgüvensiz misiniz? Kaç tanesi bu maddelerden sizde var? Çevrenizdeki dostlarınızı test edin. Özgüvenliler mi, özgüvensizler mi? Hemen maddeleri veriyorum. Bir, fikirlerini kabul ettirmek. Şimdi özgüvenli insanlar fikirlerini söylerken çekinmezler. Rahat ifade ederler, fikirlerini savunurlar, fikirleriyle ilgili mücadele ederler. Özgüvensizler, acaba nasıl karşılanırım, acaba ne derler, kaygısı yaşar. Özgüvenliler hayatta bunu yaşamazlar. İki, özgüvenli insanlar iyimserdirler. Bu insanlara baktığınız zaman bu insanların problem odaklı değil, çözüm odaklı olduğunu görürsünüz. Hayatın içinde olaylara sorun olarak değil, fırsat olarak bakarlar. Sıkıntılar, sorunlar vardır ama mutlaka her sıkıntının ve sorunun bir çözümü vardır. Bunların kafa yapısı bu. İyimser bakarlar hayata. Başlarına olumlu şeylerin geleceğine inanırlar. Ve öyle düşündükleri için olumlu şeyler gelir. 3. İstekli olmak. Yaptıkları işte coşkuları, enerjileri hemen anlaşılır. O aşk, şevk enerjisiyle zaten kendini belli eder. Işıl ışıl yanar o, parlar. Etkilenirsiniz onun o enerjisinden. Yani isteksiz, yapmak istemeyen, doğduğuna pişman bir havası olan insanlardan hemen ayrılır bunlar. Coşku, enerji hemen hissedilir bunlarda. 4. Hayata sevgi boyutlu bakarlar. Nefret, kin, sıkıntı, işte didişme değil, sevgi. O pozitifliklerinden, o iyimserliklerinden kaynaklanıyor. Bunların sevgi yaklaşımı çevrelerindeki insanları da olumlu etkiler. Bundan dolayı bu insanlar çevrelerinde sevilirler. Sevgiyi yaymayı becerebilirsen sevgiyi alabilirsin. Bu insanlarda net bunu görürsünüz. 5. Bağımsızlık. Ne demek hocam bağımsızlık? Aldıkları kararlarda kendilerinden emin, birilerinin etkisinde kalarak değil, kendilerinin ne istediğini, ne yapabileceğini, potansiyellerini görerek hareket ederler. Yani onlar bilir kendini, birileri bir şey diyor. O biliyor kendini. Bütün attığı adımlarda birilerinin güdümünde değil, kendi vicdanı, kendi mantığı, kendi sezgileriyle hareket ederler. 6. Kendine güvendikleri zaten tavırlarından, davranışlarından, rahatlıklarından belli olur. Bakarsın her yerde tutuk değil, rahat, kendinden emin hareketler ve tavırlarla dolaşır ve gezer ve insanlar baktığı zaman vay be, güvenilecek bir insan. Neden? Kendine güvenen bir insan. Kendine güvenen bir insan güven de oluşturur. 7. Eleştirilere açık olmak. Eleştirilere açık olma, kendini tanıma, kendini bilme ve kendini aşmakla ilgilidir. Kendini tanıma yolculuğuna çıkmışlar ve bütün bunları kendi hayatlarında aşmışlar. Ondan dolayı bunlar kendilerine güveniyorlar. Eleştiriler onları yıkmaz. Çünkü biliyorlar onlar kendilerini. Takılmazlar buna. Çevrelerindeki insanların kıskançlıkla çekemediği için suçlamaları bunları bağlamaz, etkilemez. Sadece güldürür. 8. Duygusal olgunluk. Şimdi bazıları vardır çocuk gibi. Her şeye alınır, her şeye küser, her şeye darılır. Özgüvenli insanlarda hayatta böyle bir durum yoktur. Onlar duygularının farkındadır. Yaşadıkları her olaya mantıklı yaklaşırlar. Bu durum onları yanlış davranışlar, yanlış hareketler yapmaya sevk etmez. Duygusal olgunluk var bunlarda. Neyi nasıl karşılayacaklarını, nerede nasıl davranacaklarını bunlar çok iyi bilirler. 9. Kapasitelerini nerede nasıl değerlendireceklerini iyi bilirler. Neyi seviyorlar, neyi istiyorlar, neyi yapabiliyorlar, neyi yapamıyorlar bunu çok iyi bildikleri için başarılılar. Başarılı oldukları için özgüvenliler. Kendini tanıyan, tanıdığı için, bildiği için doğru işler yapan insanın özgüvenli olmama şansı yok. Anladınız mı? Önce bizim yapmamız gereken şu, benim kapasitem ne, benim sevdiğim iş ne,
potansiyelim ne, neleri yapabilirim, neleri yapamam, neyi yaparken keyif alıyorum, nelerden nefret ediyorum. Önce kendinizle ilgili bir çalışmanız lazım. Özgüvenli insanların çoğu kendilerini iyi biliyorlar, iyi tanıyorlar, potansiyellerinin farkındalar ve bundan dolayı özgüvenliler. Özgüven varsa başarı var. Bunu görün. Videomu beğendiyseniz WhatsApp'tan dostlarınızla paylaşın. YouTube kanalımı takip etmeyi unutmayın. Zil var, zile de tıklayın. Yeni çektiğim videolardan haberdar olun. Sizden gelen sorulara ve sorunlara videolar çekmeye devam ediyorum. İzleyin, izlettirin. Başka videolarda görüşmek üzere.